Merhaba arkadaşlar, İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yaz mama uyumlu bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle motifim yaparak başlayacağım arkadaşlar. Motifim için de bu kalınlıkta bir çubuk kullanacağım. Şöyle pembe ipimle başlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi pembe ipimizi alıp şöyle çubuğumuzun üzerine koyuyoruz. Şöyle parmağımla tutturuyoruz. Şu şekilde 4 defa doluyoruz arkadaşlar. 4 defa doladıktan sonra ipimizi şöyle iğnemizin üzerine alıyoruz. Şu şekil. Şu ipimizi üstüne atıp diğer ipi, ipimizi de alttan dolayıp çekiyoruz. İpi çok uzun olduğu için böyle düğümleme olabilir. Siz dikkat edin. Düğümümüzü açtıktan sonra şöyle sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içine zürafamızı yapacağız. Şöyle parmağımızı da sıkı tutalım. Elimizden kayabilir. Şöyle bir içine zürafamızı yapıyoruz. Şöyle iki zürafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle öncelikle şu ipimi keseyim. Zorluk çıkarmasın bana. Evet, iki zürafa ile başlıyorum. Şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Evet, baştan yanlardan arttırarak çıkacağım arkadaşlar. Baştaki zürafama düğüm atıyorum. Zürafamı yaptım. Hemen yandaki ikinci zürafama geçiyorum. Sondakine bir daha batırıp 3'e tamamlıyorum arkadaşlar zürafa sayımı. Şu şekil. Şimdi ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Baştaki zürafama batırdım arkadaşlar. Zürafamı yaptım. Şimdi diğerlerine sırayla batırıp yapacağım. İpim uzun olduğu için bir aksilik yaşayabiliyorum arkadaşlar. Sondakine bir daha batırıp 4'e tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz.
Evet, beşinci zürafamı yapıyorum. Aynı yere bir daha batırıp altıncıya tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane zürafamız oldu. Şimdi ipimi kesmeden yuvamın içine indiriyorum arkadaşlar. Şöyle yuvamın içine indirip düğümümü atıyorum. Şimdi tekrardan iki zürafa ile başlayacağım arkadaşlar. İki zürafamı yaptım. Şimdi tekrar arttırma işlemi yapıp 6'ya kadar çıkacağım arkadaşlar. İpimi yuvamın içine indiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekil tamamladık. Şimdi bu tüfimizi bu şekil tamamladık arkadaşlar. Şimdi yazmamızı ekleyeceğiz. Diğer yaptığım renkleri de göstereyim şöyle. Aynı şekil diğer renklerimi de yaptım. Şimdi yazmamızı ekleyeceğiz. Yazmamızı eklerken şöyle minik kayalar kullanacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi kayamızı yapmaya başlayacağız. Üç tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar kayamızın altı için. Başlangıç sayımız 3. İpimizi diğer tarafa geçiriyoruz. Arttırma işlemi yapmadan hemen yandaki zürafamıza düğümümüzü atıp zürafamızı yapıyoruz. Bir de ikinci zürafamıza. Şöyle zürafa sayımız 2 oldu. İpimizi diğer tarafa geçiriyoruz. Evet, zürafa sayımızı 1'e düşürdük. Şimdi içine girip sıfırlayacağız arkadaşlar. Zürafamızı sıfırladık. Şimdi arkadaşlar motifimizi ekleyeceğiz. Şimdi motifimizi alıyoruz. Şuradan şu düğümümüz zürafamıza batırıyoruz. Başındaki zürafamıza.
Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Sıkıp şu şekil ekledik. İpimizi aşağı indiriyoruz. Diğer kayamızı yapıyoruz. Şimdi diğer ucunu alacağız arkadaşlar. Şuradaki zürafamızı, iğnemizi batırıyoruz. Şöyle iğnemizden geçiriyoruz arkadaşlar şu şekil. Sonra bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil sıkıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar motifimi ters eklemişim. Yanlışlıkla. Diğer motifimi yaparken gösteririm arkadaşlar. Şimdi aradaki kayalarımı yapacağım arkadaşlar. Arada 3 tane kaya bırakacağım. Siz isterseniz 2 de bırakabilirsiniz. Ya da 4 de bırakabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şu yeşil rengimi aldım. Şunu ters yapıştırmıştım arkadaşlar. Yanlışlıkla gözden kaçtı. Şimdi bunu düzünü yapıştıracağım. Bu şekil tutup. Şimdi yine aynı şekil şöyle şuradaki zürafamızı iğnemizden geçiriyoruz. Şöyle şimdi bir tane sık iğne yapıyoruz.
ipimizi aşağı indirip diğer kayamızı yapıyoruz. Diğer ucunu da aldım arkadaşlar, şu şekil. Şimdi bir tane sık iğne yapacağım. Evet, bu şekil motifimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi aradaki 3 tane kayamı yapacağım. Evet arkadaşlar, motifimizi de ekledik. Bu şekilde modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model arkadaşlar, çok zarif. Motifleri de çok tatlı. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Beğenmeyi unutmayın.